Evet sevgili çiçeksever takipçilerimiz, bugünkü paylaşımımızda sizlere begonvil bitkisinden bahsedeceğim. Daha doğrusu begonvil bitkisine havayı köklendirme yoluyla çoğaltma yaptık. Şimdi bunun sonucunu hep beraber açarak, dalı keserek göreceğiz arkadaşlar. Köklenme ne durumda? Biliyorsunuz begonviller Muğla tarafında, özellikle Akdeniz bölgesinde Muğla tarafında evlerin önlerinde, dükkanların önlerinde sarmaşık şeklinde ve çok güzel çiçekleri olan, adeta bir gelin duvağını andıran çiçek cinsidir. Çeşitli renkleri vardır arkadaşlar. Beyaz, turuncu, kırmızı, pembe gibi değişik değişik mor renkleri bulunmaktadır. Şu anda benim elimde 3 cins bulunuyor. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar budur cinsi. Şöyle görüyorsunuz. Şu ise sarmaşık türünde olan arkadaşlar. Bakın dal atarak uzamaya devam ediyor. Bu sarmaşık türü. Bunun rengi beyaz arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz bir tane daha var. Bunun rengi ise arkadaşlar kırmızı. Şöyle görüyorsunuz bakın. Sarmaşık şeklinde. Sarmaşık türü olduğu için yanlara dal atarak uzamaya devam ediyor. Bu ise bodur cinsi arkadaşlar. Bu sene budama yapmadım ben. Normalde budama yapıyorum ve görüyorsunuz çok fazla bir dallanma, budaklanma olmuyor. Şimdi gelin hep beraber uygulamış olduğum dalda havayı köklendirme sonucunu hep beraber görelim. Evet. Begonvil'de dalda havayı köklendirme yaptık, çoğaltma için. İki yerde yaptık arkadaşlar. Biri görüyorsunuz alt kısımda bir köklendirme çalışması uyguladık. Diğer de şu üst kısımda görmüş olduğunuz gibi bir köklendirme çalışması uyguladık. Şimdi bunları, dalları keserek poşetlerden çıkaracağız ve köklenmenin durumuna bir göz atacağız arkadaşlar. Eğer köklenme olduysa ayrı bir saksıya dikerek iki tane daha ayrı bir begonvil çiçeğimiz olmuş olacak. Evet, ilk dalımızı kestik. Şöyle görüyorsunuz köklenmenin durumunu. Köklenmeler olmuş. Gayet güzel bir köklenme var. Bunu hiç vakit kaybetmeden direkt toprağa dikimini yaparak ayrı bir begonvil bitkimiz olmuş olacak arkadaşlar. Evet, şimdi bitkimizin dikimini yapıyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi bir begonvil bitkimiz olmuş oldu. Hem de köklü bir şekilde diktik. Burada da bu gelişimini sürdürmeye devam edecek. Evet, şimdi diğer köklendirmeye gelelim. Hemen dalın alt kısmından kesimini yapıyoruz. Bakın burada güzel bir dallanma olmuş. Hacimli bir şekilde devam ediyor. Evet, burada da köklenmeler mevcut. Şöyle gelmiş olduğunuz gibi.
Evet, göklendirme yapmış olduğumuz bu dalı da dikimini yapıyoruz. Öncelikle saksıda bir oyuk açıyoruz. Şu alt kısımdan biraz kesimini yapalım köksüz yerden. Evet arkadaşlar, bu görüntü daha da güzel oldu bakın, çünkü hacimli bir yapıya sahip olduğu için şuna nazaran bu biraz daha ince uzun oldu. Bu hacimli bir yapıya sahip olduğu için bunun bir de böyle çiçek açmış halini düşünün. Çok güzel bir görüntü elde ediyoruz. Evet, şimdi iki tane daha begonvil bitkimize sahip olmuş olduk. Üç tane vardı elimizde. İki tane daha beş yaptı arkadaşlar. Benim daha önce büyük bir begonvil bitkim vardı. Saksıda duruyordu. Kışın içeri alıyordum. Fakat bahçede durması için bahçeye diktim. Fakat kış soğuğunda dayanamadı ve maalesef o bitkimizi kaybettik. Kışa dayanıklı değil arkadaşlar. Onun için eğer dışarıda bahçenizdeyse naylon veya çuval bir şekilde bunu sarmanız gerekiyor. Yoksa bitkinizi kaybedebilirsiniz. Veya bu şekilde saksıdaysa cam balkondur veya kendi iş kısmı evinize, odanıza alabilirsiniz arkadaşlar. Yoksa bitkinizi kaybediyorsunuz. Evet sevgili çiçeksever dostlarımız, bugün de sizlerle begonvil bitkisine havayı köklendirme yoluyla çoğaltma sonuçlarını göstermek için bu paylaşımımızı yaptık. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten de köklenme çok güzel olmuş. İyi bir sonuç elde ettik ve bu sayede de begonvil bitkimizi çoğaltmış olduk. Siz de elinizdeki bu begonvil bitkisinden bu şekilde çoğaltma yapabilirsiniz. Gerçekten begonviller çok harika çiçekler. Muğla tarafında zaten bunları özellikle görebilirsiniz. Muhteşem bir güzelliğe, muhteşem bir yapıya sahip. Bugünkü paylaşımımız da burada sona erdi arkadaşlar. Bir sonraki paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.